Selamlar, ben Vişne Çelim. Bugün sizlerle beraber Kill or Love oynuyorum. Bugün yanımda Çinemi yok. Aslında Çinemi bundan sonra yaza kadar videolarda olamayabilir. Çünkü onun sınavları var, sınavı var daha doğrusu. O yüzden bugün size ben eşlik ediyorum. Hadi başlayalım. Tamam, bu oyunda hiçbir yerde İşte gerçek hayattan esinlenilmemiştir diyor. Şiddet uyarısı falan filan falan filan. Jack. Bir ses beni çağırıyor. Allah Allah, hiç fark etmemiştik ya. Sen söylemesen anlamayacaktık. Jack. Jack'miş adımız. Uyan Jack. Kadın sesine benziyor. Uyumaya devam etmek istiyorum ama kadın vazgeçecek gibi durmuyor. Gözlerimi açtım. Oy, ablaya bak. Çok güzel. Günaydın. İyi uyudun mu? Onu tanıyorum. Sadece benim hemşirem olduğu için değil. Onu uzun süredir tanıyorum. Çocukluk arkadaşım falan mı? Adı Ana. Ne? Konuşamıyor musun? Boğazın mı kurudu? Bir saniye bekle. İçinde biraz su olan kağıt bardakla geri geldi. Kalkıp oturmama yardım etti. Ardından bardağı ağzıma dayayarak suyu içmeme yardım etti. Aa, burada iş çıkar oğlum yani. Direkt al götür karıyı sen. Güzel. Şimdi daha iyi hissediyor musun? Çok daha iyiyim canım. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkürler. Harika. Bu arada rahat mısın? Canım yaklaşmaya başladın ama. İyi uyuyabiliyor musun? Yaklaşma. Bacağın nasıl? Acıyor mu? Canın sıkılıyor mu? Canım fazla yakınsın. Bir çekilir misin? Ben iyiyim. Peki madem öyle diyorsun. Yardım edebileceğim herhangi bir şey olursa söyle. Tamam mı? Söylerim canım. Bir daha o kadar yakınma yaklaşma olur mu? Yani ben istemeden. Bak, temas bağımlısıyım ama ben istemeden yaparsan rahatsız olurum. Şey, aslında... Evet Jack, bir şey mi istiyorsun? Bugünün tarihi ne, biliyor musun? Oh, hepsi bu mu? Ha, merak ettim. Belki de komadayım. Ne bileceğim, sana mı güveneceğim? Evet, sana güveneceğim. 3 Ağustos. Anladım, teşekkür ederim. Başka bir şey? Omuz sıktım. Ya, kıza kibar davran! Tamam, iyi o zaman. Şimdi gitmem lazım. Diğer hastalarla ilgilenmem gerek, bilirsin. Hemşire kıyafetleri sana çok yakışmış aşkım. Bir an konuşamadım. O kadar güzelsin ki konuşamıyorum bak. Seni daha güzel kıyafetlerde de görmek isterim. Ama birazdan geri döneceğim, merak etme. Ana eğildi ve dudağıma küçük bir öpücük kondurdu. Aa! Şimdiden manitamız mı oldun? Bay bay. Tamam, bu oyunda harem kurabiliriz. Yürü haremine devam ediyoruz. Refleksiyeyi izlemediyseniz yukarıdan çıkan bildirimle beraber izleyebilirsiniz. Nokta i diye bir şey çıkıyor şurada bir yerde. Oradan izlersiniz işte. Günün başlangıcı 3 Ağustos. Birini öldüreceğim. Muhtemelen. Neden birini öldürüyorsun? Pardon da. Ne gerek var? Ve öldüreceğim kişinin adı Ana. Lan kız güzel, seni seviyor, seni öpüyor. Daha başka nerede bulacaksın lan böyle kızı? Yapmak istemiyorum. Ben şiddet yanlısı bir adam değilim. O zaman yapma. Ama başka ne yapabilirim ki? Öp, öp, öp kızı, öp. Onun yaşamasına izin vermek yanlış olurdu, değil mi? Sen bir olayı bize anlat, ona göre karar verelim bence. Ama onu şu an öldüremem. Bunun için çok güçsüzüm. Sana ne oldu? Bugün kavrama gücümü teslim ettim. Elimle bileğimi tuttum ve sıktım. Biraz olsun bile canımı acıtmadı. Ama o kadar da önemli değil. Eğer yapabilecek kadar güçlü olsaydım bile beklemem gerekirdi. Grace'in güvende olduğunu bilene kadar hiçbir şey yapamam. Acaba bu Ana bizim yanderemizde, bizim sevdiğimiz kızı kaçırdı da, bizi de sakatladı da, hastaneye hapsetti de, öyle bir şey mi? Grace. Onun hakkında düşününce göğsüm daralıyor. Ona üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Ona bu işe karıştırdığım için çok üzgün olduğumu söylemek.
Lütfen güvende ol Grace. Bence bu Anna Yandere. Tamam mı? Bu Grace'i kaçırdı. Bizim gözümüzün önünde kıza bir şeyler yaptı. Sonra biz de karşı çıkınca sinirlendi. Bize de bir şeyler yaptı. Sonra çalıştı, hastaneye getirdi falan filan. Grace, 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 Grace. İsmini yazmak beni sakinleştiriyor. Grace, Grace, Grace. Çok üzgünüm. 4 Ağustos. Tanrı'ya şükürler olsun ki günlüğüm hala burada. Onu bir şekilde bulacağımdan korkuyordum. Ama hala burada olduğunu görünce çok rahatladım. Hemen yazmak istedim ama hayır, bunu yapamadım. Sabırlı olmam gerekiyor. Ananın etrafta olmadığından kesin emin olduğumda yazacağım. O etrafta dolaşırken, hastalara bakarken, olmadığı biri gibi davranırken değil. Ve beklediğim iyi oldu. Odaya ben uyandıktan birkaç dakika sonra geldi. Gülümsedi ve gecemin nasıl geçtiğini sordu. Kızdan kıllanmaya başladım. Ya da biz fazla kafaya takıyoruz her şeyi, bilmiyorum. Ona burada olmakla ilgili ve ona karşı gerçekten ne hissettiğimi söylememek için kendimi tuttum. Demek istediğim her şeyi saklayamayacağım. Olanlardan sonra değil. Ama en azından yapacağım şeyi yapmayı planlamıyormuş gibi davranabilirim. Ve kim bilir, belki de eski halime geri döndüğümü düşünüyordur. Geri dönmedim ve bir daha öyle olmaktansa ölmeyi tercih ederim. Ama buna inansaydı güzel olurdu. Garden düşündü. Neyse, cidden o kadar da önemli değil. O zaman kızı öldürme. Eğer onu öldürmeyi planladığımı öğrense bile ne olacak ki? Ne olmuş yani? Onun hayatını da aynı şekilde sonlandıracağım. Eğer işler oraya kadar gelirse bunu yaparım. Çok konuşuyorsun. Nefesim tükendi. Eğer Grace'i kurtarmak için Ana'yı öldürmem gerekiyorsa bunu hemen yaparım. Gerçeği bilmek ister misin? Grace'in kurtarılmaya bile ihtiyacı yok aslında. Evet, Gracie uzak bir yerde, dertsiz tasasız bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Ve boş yere endişeleniyorum. Evet. Keşke. Artık bir olay olsun, sıkılmaya başladım. 5 Ağustos. Henüz gücümü geri kazanamadım. 2 gündür yatıyorsun ya, tembel. Sabırsız mıyım? Belki. Doktor kesinlikle sabırsız olduğumu düşünüyor. Ona yapabileceğim egzersizleri sordum ama o susmamı ve dinlenmemi söyledi. Ne için bu kadar acele ediyorsun diye sordu. Yürü, haremim için, Grace'i kurtarmak için falan. Harem koruyorum. O yüzden acele etmem gerekiyor. Hayat kısa. Ona söyleyemezdim. Bu yüzden hiçbir şey söylemedim. Bir sonraki fikrim silah bulmaktı ama hala işe yarar bir şey bulamadım. Hala kullanabileceğim bir şeylere bakacağım ama bu konuda pek umudum yok. Yani kolumdaki damar yolunu söküp iğnesini siyah olarak kullanabilirim ama bunun iyi bir cinayet silahı olacağını sanmıyorum. Direkt kızın boynuna saplarsam belki ama emin değilim. O halde kullanabileceğim başka ne var? Hiçbir şey düşünemiyorum. Aklım ilaçlar ve ağrım yüzünden bulanık halde. Lanet olsun. Niye burada? Çok fazla saçmalık var. Arkadaş, dikkatli bakarsanız hastaneleri sevmiyorum. Lanet olsun. Neden hep bunlarla uğraşmak zorundayım? Deneyeceğim hiçbir şey işe yaramayacak. Yine 5 Ağustos. Sakinleştim. Sinirlenmeyi göze alamam. Henüz değil. Güvende oluncaya kadar hiçbir duyguya kendimi kaptırmamalıyım. Biz güvende oluncaya kadar. Hem ben hem de Grace. En büyük sorunum yürüyememek. Bacaklarından oldu. Bacağımdaki kemikleri düzelttiler ve iyileşiyor. Ama yürüyebilmem uzun zaman alacak. Yani uzun süre bu hastanede tıkılı kalacaksın. Sanırım. Belki yakındaki koltuk değneğiyle yürüyebilirim. Gücümü geri kazanmama yardımcı olabilir. Doktor gördüğümde onu soracağım. Sabahın erken saatleri. Koridordan birilerinin geldiğini duyuyorum. Yavaşça, acele etmeden. Gelen sese bakılacak olursa hastane terlikleri giyiyorlar gibi.
Ha şu karşıdaki boş yatağa birini yatıracaklar galiba. Büyük ihtimalle doktor ve hemşiredir. Umarım ki ana değildir ve başka bir hemşiredir. Başkası olması için dua ediyor. Kapı açıldı. Doktor içeri geldi ve bir adım arkasındaki hemşire ise ana değil. Rahat bir nefes aldım. Çok ağrım var gibi ha? Hayır, ondan değil doktor. Ama şey, bekleyebilir. Acil bir şey değilse. Yok, değil. Peki o zaman. Doktordan da kıllandım, tamam mı? Doktor 35 yaşından büyük olamaz. Altın bir saat takıyor ve güzel görünümde deri botlar giyiyor. Ya işte doktorlar zengin abi. Hep söylüyoruz bunu. O yüzden doktor olun. Çalışın doktor olun, tamam mı? Ben üşeniyorum, ben çalışamam. Bana göre hiç doktor gibi görünmüyor. Daha çok bir iş adamı gibi. Doktor hemşire ile hastaları tek tek dolaştı. Hiçbiriyle bir dakikadan fazla zaman harcamadan hastaları kontrol etti. En son benim yatağıma geldi. Tamam Bay Friday. Jack Friday mi adımız? Cidden Cuma mı? Tamam Cuma Bey. Neydi yine? Bakalım. Beyaz kağıtları karıştırdı ve diliyle cık ses yaptı. Bu ses yani. Ah, düşmüşsünüz. Evet. Bunu yapmayı nasıl başardınız? Aa, kan tahlilinizde bulduğumuz o maddeler o gizemi açıklıyor. Pek akıllıca sayılmaz değil mi? Uyuşturucu bağımlısı falan mıyız acaba? Kafayı bulmak ve doktor bunu söyleyemezsiniz. Ah, çok donundu. Doktor haklı bu arada. Eğer içip içip kafayı bulup ondan sonra da düştüysen bu tamamen senin suçun abi. Ve sana gelecek olursak bir daha bunu yapma. Bir dahaki sefer seni iyileştirmeyeceğim. Duydun mu? Yapmamaya çalışacağım. Kaba davranıyor ama bu beni o kadar da rahatsız etmiyor. Aklında daha önemli şeyler var. Anayı öldürmek gibi. Doktor ne kadar süre sonra yürümeye başlayabilirim? En azından koltuk değnekleriyle. Bilmiyorum. Ne? Ne? Sen doktorsun değil mi? Benim doktorum. Ta kendisi. Seni kimin ameliyat ettiğini düşünüyorsun? Sahte doktor olabilirsin. Türkiye'de bu yaşandı yani. Şu anda Türkiye'de miyiz? Bacağıma baktım. Alçı çıktığında ne göreceğimden birdenbire çok emin olmamaya başladım. En azından yürümeye başlayacağımı tahmin edemez misin? Yapmamayı tercih ederim. Doktorun yanında duran hemşire rahatsız görünüyor. Elini alnına götürüp iç çekiyor. Ama neden olmasın? Bilmek hakkım değil mi? Yani gördüğün üzere buradan birden çok faktör rol oynuyor. Doktor sağ elini karmaşık şekillerde hareket ettirmeye başladı. Bu sayısalcılar bilir. Hani soru çözerken elimizi, fizik çözerken garip bir şekilde sallıyoruz ya, onu mu yapıyor acaba? Ne kadar çabuk iyileşeceğini değiştiren birçok faktör bulunuyor. Bir sürü. Kim kesin olarak söyleyebilir ki? Ne gibi faktörler? Oo, bir sürü. Ne gibi? Doktor söylesene ne gibi? Ayrıca yüzünde yok zaten. Şey gibi. Aa, kağıtlarına baktı. Kan basıncın gibi. Bu arada kan basıncın çok kötü. Sinirdendir. Bir şey için stres mi yapıyorsun? Evet. Hayır. 200 ya. 200'ünden birini şu doktora ver bence. Hayır doktor, yapmıyorum. İyiyim. Biraz kaşlarını çattı. Neyse, iyi olacaksın. Ayaklarını geriye doğru at ve rahatla. Bu arada ne için bu kadar acele ediyorsun ki? Dışarıda seni bekleyen bir iş falan yok. Ben bir de işsiziz. Çok güzel. Bunu nasıl biliyorsun? O şey hemşire. Hatırlamaya çalıştıktan sonra parmaklarını şıklattı. Ana? Hemşire ana. Bana o söyledi. Ve evet, ikiniz de biliyorum. Şaşırmış gibi davranmaya gerek yok. Sen şanslı bir adamsın, biliyor muydun? Biliyorum abi. O kadar şanslıyız ki yani ana gibi güzel bir kızla çıkıyoruz. Bence anayı kabul etmeliyiz. İlk öğrendiğim zaman seninle ilgilenmesine izin vermeye karşıydım. Objektif olma falan filan. Birisi işte ama o çok istedi. Bu yüzden düşündüm. Her neyse. Şimdiye kadar herhangi bir sorun yaşanmadı sanırım.
Doktor boşluğa baktı. Sonra bana laktaya gülümsedi. Onu anlıyorum. Bu o. Ne? Buradan defolup gitmek istemenin sebebi o ha? Seni suçlayamam. Burada hiç mahremiyet yok. Aa, hayır ben utanma şimdi. Nasıl olduğunu anlıyorum. Doktor. Eşiniz hemşire değildir umarım. Gülümsemeyi bıraktı. Ama bütün şeyleri düşünemezsin. Düzgün bir şekilde dinlenmem gerekiyor. Tamam mı? Tamam. Baş parmağıyla ona işaret yaptıktan sonra gitti. Diğer hastalardan ikisi güldü ve ıslık çaldı. Diğerleri kıskanmış bir şekilde homurdanıyordu. Aptallar. Güllük ise tam karşımda yeni gizlenme noktasında beni yazmak için adeta kendine çekiyordu. Şimdiye kadar bulunmaması için 3 kez yerini değiştirmiştim. Bir şeyler yazmam lazım. Düşüncelerimi öylesine birikmişti ki başımın ağrımasına neden oluyordu. Onları biriyle paylaşmam lazım. O biri bir kağıt parçası olsa bile. Ama şu an değil. O hala dışarıda bir yerlerde. Anadan niye bu kadar nefret ediyorsun anlamıyorum ki. Durun ben şekerleme alacağım. Adım devam edebiliriz. Lanet olsun. Allah kahretsin. Jack, Müslüman mısın? Kardeşim. Yanlışlıkla geriye sardım. Kusura bakmayın. Burada yalan söylemek ve işe yaramaz bir şekilde beklemek dışında yapabileceğim hiçbir şeyim olmadan sıkışıp kaldım. Bekle, bekle, bekle. Bekle. Söylemeyeceğim artık. Yapabildiğim tek şey beklemek. Anladım. Ne kadar süreliğine? Bu kelimeleri yazdıktan 2 saat sonra günlüğüm olan küçük not defterine bakıyorum. Ellerimde tutuyorum. Buna sahip olduğum için inanılmaz derecede şanslıyım. Birisi yatağımın kenarındaki komodinde hem not defterini hem de kalemini bırakmıştı. Komodinin çekmecelerini sadece bir anlık hevesle kontrol ettim ve buradaydılar. Şu an akıl sağlığımı koruyan tek şey ne yazık ki bunlar. Sonuçta burada ne televizyon, ne kitap, ne de bir dergi var. Kitap olmaması beni çok rahatsız etti. Çünkü ben kitap okumaya bayılırım. Yani haftada 2-3 tane kitap okuyabilirim yani. Öyle bir manyağım ben. Not defterinde kalan sayfaları sayıyorum. Kalemimde ne kadar mürekkep kaldığını kontrol ediyorum. Sonra o geldi ve kalbimin durduğunu hissettim. Aşık ya, aşık. İyi akşamlar çocuklar. İyi akşamlar canım. Herkesi selamladı ama sadece bana bakıyor. Mırıldanarak merhaba dedim. Bu sırada ellerimde not defterini tutuyordum. Hala tutmaktan ziyade sıkı sıkıya kavruyordum. Alnımda oluşan ter boncuklarını hissedebiliyordum. Not defteri küçük. Çok küçük. Ellerimin içinde olması görmesi engelliyor olmalı. Ya da öyle mi? Eğer fark ettiyse bile önemsemiyor gibi görünüyor. İlaçlarımızın olduğu arabayı itiyor. Diğer hastalar ile meşgulken not defterini ve kalemi battaniyemin altına kaydırdım, düzelttim ve sessizce uzandım. Nasıl gidiyor tatlım? Ana kelimeleri fısıldadığı zaman az daha zıplıyordu. Yaklaştığını fark etmedim. Yani bir dolaplar çevirdiğin zaman böyle dikkatsizleşebiliyorsun işte. İyi, ben iyiyim. Teşekkürler. Jack, sana ne söylediğimi hatırlamıyor musun? Cesur bir yüz takınmak iyi değil. Ben senin için buradayım, tamam mı? Bu ne hakkında? O biliyor mu? Her şeyi biliyorum. Anlarsın ya. Biz uyurken falan not defterini karıştırmış olabilir bence. Eğilerek biraz daha yaklaştı. Neredeyse bayılıyordu. Her şeyi. Öyle mi? Evet. Canım, boynun çok güzelmiş. Kesebilir miyim? Doktorunla biraz sohbet ettim. Ve bana ne kadar sorun yaşadığını anlattı aşağıda. Neyi kastettiğini herkes anladı. Değil mi? Allah kahretsin. Cennetten kalıcı ban yiyeceğim. Ne demek istediğini anlayınca gergin vücudum gevşedi. Aa, evet o konu. Biraz problem sanırım. Aa, tatlım. Neyse üzgünüm.
Sallığın 80 daha öncelikli. Anlıyorum. Ama endişelenme. Hiçbir yere gitmiyorum. Elimi battaniyeme koydum. Dalgınlıkla düzeltmeye başladım. Bence bu not defterimde ne yazdığımızı biliyor abi. Yine de beni mutlu ediyor. Seni böyle, yine böyle görmek. Kazadan önceki davranışlarından sonra düşündüm ki boş ver. Sessizce eğilerek daha da yakınlaştı. Oğlum, insan içindeyiz, yapma. Sıcak nefesini yanağımda hissettim. Ama çok hevesli olduğun için Jack, söz veriyorum. Taburcu olduktan sonra sana hayatının en iyi zamanını yaşatacağım. Canım, teşekkürler ama kalsın. Şu anda canım istemedi. Arkadaşlar, normalde her güzel bulduğum karaktere yavşarım ama nedense şu anda yavşayasım yok. Sana Grace hakkındaki her şeyi unutturacağım. Sözleri yüze bir tokat gibi. Yapabileceğim tek şey dik dik bakmak. Unuttur aşkım. Grace kimmiş ya sen dururken? Bir Grace'i görelim. Olmadı ikiniz de. Yürütürüz işleri bence. Yani olan, yani hala ona değer veriyorsun. Bundan hoşlanmıyorum. Senin gibi biri ve onun gibi biri. En başından beri asla birlikte olmamalıydınız. Katılıyorum aşkım. En başından beri seninle olmalıydım. Lütfen sadece beni düşün. Sonuçta biz birbirimiz için yaratıldık. Bu şey değil mi ya? Lovers to enemies. Ve ben böyle hikayeleri çok severim. Yani enemies to lovers'tan daha çok lovers to enemies'i severim. Öyle. Eğer yaparsam, her zaman seninle birlikte olacağımı söz verirsem, Grace'i bu işin dışında tutar mısın? Hayır, bu hiç iyi olmaz. Bunu yapamam. Sadece bunu sorman hala onu düşündüğünü gösteriyor. Onun bununla hiçbir ilgisi yok. Bana yaptıklarınla ve sana yapacaklarımla. Yani onu bu işin dışında tut. Onu bir yerde mi tutuyorsun? Ah, en azından o kız bir konuda iyi sayılır. Onun sayesinde iyi bir çocuk oldum. Kafan hala çok karışık olsa bile. Ana, lütfen. Neredeyse ağlamak üzereyim. Allah kuduruz. Şimdi burada anlatayım. Küçükken annemler beni babaannemle beraber bırakmışlar. Ben de babaanneme öyle bir eziyet etmişim ki kadın en sonunda oturmuş ağlamaya başlamış. Ben de ağla ağla çok ağla demişim. Kadın daha çok ağlamış. Yazık, burada o aklıma geldi. Ağla ağla çok ağlayacak. Ana tekrar gülümsedi. Peki tatlım, ona zarar vermeyeceğimi söz veriyorum. Benim için bir şey yaptığın sürece. Ne olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Tabii ki biliyorum. Tabii ki biliyorum. Buraya gelmeden önce bile yapmamı söylediği bir şey. Kırık bir plak gibi. Her şeyi hatırlamamı istiyorsun. Evet. O sabırsızlanıyorum. Hatırladığın zaman her şey mükemmel olacak. Hafıza kaybı mı yaşıyoruz? Yeniden birlikte olacağız. Sonsuza dek. Yani hatırlayacağını söz ver. Söz veriyorum, deneyeceğim. Canım? Canım ne oldu? Alo? İnternetim gitmiş bir dakika. İnternetimi bağlamam lazım. Ondan mı böyle oldum? Kızma. Alıyorum, tamam. Bu yeterli değil. Daha önceden de deneyeceğine söz verdim ve şimdi geldiğimiz noktaya bir bak. Söyle. Söz veriyorum. Hepsini hatırlayacağım. Güzel. Biraz psikopata bağladın internet gidince ama olsun. Buradan çıktığımızda bunun üzerine çalışacağız ama eğer hafızan geri gelirse kimseye söylemeden önce bana söyle. Tamam mı? Şimdi hoşça kal. O ürkütücü bakışıyla son bir kez geriye dönüp bakarken ilaç arabasını yavaşça dışarı iterek uzaklaştı.
Türkçe cümleler neden bu kadar uzun? O ürkütücü bakışıyla son bir kez geriye dönüp bakarken ilaç arabasını yavaşça dışarı iterek uzaklaştı. İngilizce'de bu üç tane cümleyle söylediğimize o kadar eminim ki. Ona zaten hatırladığımı söyleyemem. Yaralanmamın öncesinden beri biliyorum. Bunu biliyordum. İkimiz de çocukken. O. Hayır, onu söyleyemem. Bak canım. Bize her şeyi anlatman gerekiyor. Yani anlamıyoruz şu anda çünkü. Neyden bahsettiğini zerre kadar anlamıyorum. Eğer yaparsam o kazanır ve Grace ölür. Belki ben de ölebilirim. Ananın sanrılarına uyarak kazanamam. Chapter 2. Şimdilik burada bırakıyorum çünkü Chapter 2'ye geldik ve neredeyse yarım saattir kayıttayım. Boğazım kurudu, su içeceğim falan. Sonra gelirim, ikinci bir video daha çekerim falan. Yani bilmiyorum. Bu videoyu ne zaman atacağımı da bilmiyorum ama o zaman ben daha fazla boş yapmadan kapanışa geçelim. Eğer videonun devamı istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorumlarda bana devamın gelmesi istediğinizi yazmayı unutmayın. Tekrardan bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.